Selam millet, Mert karşınızda. Bugün bu gördüğünüz kutuyu açıyoruz. Başlıktan ve küçük resimden gördüğünüz üzere bir hazır sistem incelemesi yapacağız. Ama bunun içinde sadece bilgisayar yok, monitör, klavye ve mouse da mevcut. Yani tam anlamıyla gereken her şeyi kutunun içinde barındırıyoruz. Benden çok istemiştiniz. Monitör dahil bir sistem toplamamı ve tabii ki uygun fiyatlı olmasını istediniz. Size bugün Türkiye'nin en çok satılan, bakın altını çiziyorum, en çok satılan hazır sistemi inceleyeceğim. Ve beni düzenli olarak takip edenler bilir. Aranızdan bir kişiye bunu çekilişle hediye edeceğim. Ayrıca bir kişiye monitör. Ayrıca da yine bir klavye mouse seti vereceğim. Toplamda 3 kişi çekilişten hediye kazanacak. Yanlış anlaşılma olmasın diye tekrarlıyorum. Birinci sadece kasayı değil komple seti alacak. İkinci ve üçüncü de dediğim gibi diğer hediyelerden kazanacak. Fakat çekiliş videosu bu değil. Bu videoyu siz salı günü izliyor olacaksınız. Perşembe günü yılbaşına özel çekilişi başlatacağım ve çok uzun sürmeden sonuçlanacak. Çekiliş videosunu kaçırmamak için aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sadece inceleme yapacağız. Hadi başlayalım. Şöyle aşağı alalım koca bebeği. Emekçiyiz oğlum biz. Temiz temiz çekelim videomuzu değil mi? Kutuyu açmadan önce şu yeni alanımı ilk defa görüyorsunuz büyük ihtimalle. Şu gördüğünüz duvarlar biraz daha dolacak, bir şeyler daha eklenecek. Burası benim yeni stüdyom ve bu ilk videom. Şu gördüğünüz boş duvara neler ekleyebilirim, neler asabilirim tavsiyelerinizi bekliyorum. Aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada başlamadan söyleyeyim, şurada da Instagram'ım çıkacak. Onu da takip ederseniz sevinirim. Hadi kutuları açalım. Hızlıca klavye mouse'tan başlıyorum. Evet, dediğim gibi klavye ve mouse'la başlıyoruz. İlk mouse'u açacağım ama şuna değinmek istiyorum. Ucuz bir sistem toplamak için aksesuarlardan, ürünlerden kısmamışlar. Bakın, mekanik bir klavyemiz var. RGB'li tabii ki. Mouse'umuz da aynı şekilde. Tüm ekipmanlarımızın markası Isoli. Monitöründen kasasına, klavyesinden mouse'una kadar. Hemen kenarıya alalım. Mouse'umuzla başlayalım. Bu arada fark etmedim. Açarken fark ettim. Yine pencereli yapılı bir kutuya sahip. Evet, kutu içerimiz gayet sade. Evet, mouse'un ilk görüntüsünü söyleyeyim. Gayet güzel gözüküyor. Parlak yüzeyler ve mat bir yüzey kullanılmış. Üstü mat kauçukla kaplı. Bu kolay kolay elinizden kaymayan bir materyal. Tekerleğimiz de kauçukla kaplanmış ve tırtıklı bir yapısı var. Şurada iki tane makro tuşumuz var. Hemen mouse'un sol tarafında iki tane daha makro tuşumuz var. Toplamda 4 tane ayarlanabilir makro tuşumuz var. Mouse'umuz tasarım olarak simetrik bir yapıya sahip ama makro tuşları sol tarafta olduğu için sağ ele daha uygun. Ama sol elle de kullanabilirsiniz. Markamız Isoli, modelimiz R10 modeli. Şöyle kablomuza da bakalım. Şöyle çok kalın olmayan, hatta biraz da ince diyebileceğimiz bir kabloya sahip ama kablo gayet sağlam gözüküyor. Üstü silikonla kaplı. Tam 1.8 metre bir uzunluğumuz var. Zaten artık bu standart gibi bir şey. Gayet yeterli. Biraz daha tasarımına bakalım. Şurada heksagon şekiller var. Yan taraflarında ve arka tarafında düz bir çizgi halinde RGB ışıklarımızı görebilirsiniz. Zaten bağlayacağız birazdan. Burada da transparan bir Isoli logo var. Burada da RGB ışıklar yanıyor. Şurada bir DPI tuşumuz var. Oyun içerisinde direkt hızlı bir şekilde DPI'lar arası geçiş yapabilirsiniz. Bunları programlayabiliyorsunuz da aynı zamanda. 4800 DPI'lık bir hassasiyeti var mouse'un. Şurada PVC kaplı ayaklar var. Bu sürtünmeyi en aza indirgiyor. Tuşlarımızda ABS plastik ve Omron switch'ler kullanılmış. Yaklaşık 5 milyon tıklama ömrü var. RGB ışıklarının testleri yaparken göstereceğim bu arada. O yüzden şimdi klavyemize geçelim. Oo, ağır bayağı. Kutumuzun içinden başka bir şey çıkmadı. Evet. Klavye bayağı ağır, onu söyleyeyim. Biraz kaliteli hissettiriyor. Şöyle hemen kablomuzu da açalım. Kablomuzun uzunluğu mouse'umuzla aynı. Bu da 1.8 metre. Bu da yeterli. Evet, klavyenin görüntüsü hakkında güzel bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten çok hoş duruyor. Şurada karbon fiber detayları var. Tabii ki gerçek karbon fiber olduğunu zannetmiyorum. Ama çok hoş göstermiş. Üst kısmında parlak yüzeyler kullanılmış. Burası karbon fiber olduğu için mat olmuş. Değişik bir hava katmış. Markamız Isoli, modelimiz Andromeda. Şöyle bir arkasına bakalım. Burada ayaklarımız var. Burada kaymaması için silikon ayaklar yapmışlar. Bakalım işe yarıyor mu? Silikon ayakların yararı orta diyebilirim. Ayakları kapattığımızda çok daha iyi. Çünkü ayaklıklarda bir silikon mevcut değil. Hemen yine açalım. Bu arada şuna da değinmek istiyorum. Buraya kablo kanalı koymuşlar. İstediğiniz taraftan döndürüp uzatabilirsiniz. Hemen bir switchlerimize gelmek istiyorum. Herhangi bir tuş çıkarıcı çıkmıyor kutudan. O yüzden bıçakla çıkaracağım.
Şöyle görebilirsiniz. Mavi switchlerimiz var. Başta sanırım RGB dedim ama klavyemiz RGB değil. Rainbow bir ışıklandırmaya sahip. Hemen bir switch sesine bakalım bu arada. Klasik mavi switch sesi ve büyük tuşlarda beni rahatsız eden yay sesi de yok. Bu gayet güzel. Yukarıda multimedya tuşlarımız yer alıyor. Ve switchlerimizin ömrünü söyleyeyim. Her tuş için 50 milyon tıklama ömrü sunuyor size. Gayet güzel bir rakam. Klavyemiz için şöyle bir eleştirim var. Türkçe karakterler sonradan basılmış. Yani normalde İngilizce bir klavye bu. Şöyle görebilirsiniz. Ö, Ç, Ş, yumuşak G gibi harfler sonradan basın. O yüzden arkadaki ışığımızı yukarı taşımaz. Zaten bağladığımızda onu da göstereceğim. Onun dışında klavyemizde şu an herhangi bir problem görmedim. Gayet güzel. Sade bir tasarıma sahip. Aynı zamanda da agresif de duruyor bu karbon fiber detaylar yüzünden. Şimdi ne geliyor? Monitör geliyor. Hoppa! Allah! Evet. Yine söylediğim gibi monitörümüzün markası Isoli. Modelimiz ise A2456. 24 inçlik LED bir panel kullanılmış. Full HD çözünürlüğe sahip. 75 Hz ve 5 milisaniye tepkime süresine sahip. Şöyle açalım kutuyu. Hoppa! Kutumuzda başka bir şey kalmadı. Gayet güzel, korunaklı bir şekilde gelmiş. Of of! Niye ofladığımı söyleyeyim. Her şey yolunda gidiyor ama bir türlü kilo konusunda ne yapacağımı bilmiyorum. Abi camış gibi oldum. 100 kilo oldum ya. 100 kilo olmadım hala da 99'um. Psikolojik sınıra çıkmayacağım. Acil kilo vermem lazım. Sizler de yazıyorsunuz. Sağ olun, farkındayım. Ama YouTube beni bitirdi. YouTube'a başlamadan önce ben 76 kiloydum biliyor musunuz? Tam 23 kilo almışım. Monitör incelerken kiloya nasıl geldin? Abi ben böyleyim işte. Ben dert yanıyorum, anladın mı? Ben kutuyu açarken birine kilo oldum aslında yani. Oğlum ben tekno bilmem ne değilim. Zaten formal konuşmuyorum. Ben arada dert yanıyorum. Herkes helal ediyordur bence. Buradan kime de sattın açıkta? Kime? Oğlum kime atacağım işte? Tüm teknoloji firmalarına diss atmak da değil aslında yani. Bu işi kurumsal olarak yapanlar var. Bana biraz ters onlar. Ama belki de doğrusu olur bilmiyorum. Ben kendi yolumdan devam ediyorum. Bravo. Teşekkürler. Alkış efekti gelir burada. Evet neyse. Konumuza dönelim. Ama ilk rahatlayalım. Bak, diğer kanallarda bu var mı? Yok. Şöyle bir ayağımız çıktı. Burada ayağımızın gövdesi. Burada kilitli torbada çok güzelmiş kilidi. Bu arada açamadım. Burada da adaptörümüz var. Ve yanında bir tane de ne bu? HDMI. HDMI 75 Hz olduğu için yeterli. DVI falan gerekmiyor. Bir de buradan vidalarımız çıkıyor. Bir tane de kullanım kılavuzu sanırım bu. Hemen şöyle monitörümüzü de getirelim. Ve evet, bir sıkıntımız var. İçinden yıldız tornavida çıkmıyor. Bağlantı uçları tornavida Allah'tan alyan değil. O yüzden muhakkak bir tornavida bulundurmanız gerekiyor kurulum için. Geliyor, geliyor. Hadi bakalım, monitörümüzü de açalım. Hayda. Bir şey söyleyeyim mi? Monitör gerçekten çok hoşuma gitti. Şu altındaki gövde kısmı yani çerçeve kısmı fırçalanmış metalden yapılmış. Daha doğrusu fırçalanmış metal görünümüne sahip olan ABS bir plastik ama çok hoş durmuş. Bu arada benim sevdiğim gibi monitörümüz incecik. Şöyle. Baksana babuş şuna ya. Mis gibi monitör. Vallahi açıkçası ben fiyatı gördükten sonra internette yanında gelecek ürünler hakkında biraz şüphelerim vardı ama şaşırttı. Yani böyle kalın eski tip bir monitör bekliyordum açıkçası. Ve klavyeyi de mekanik beklemiyordum. Neyse şunu kurulumunu yapalım. Ben yine laklağı vurdum. Eski reisi getirdik. Her işe yarıyor maşallah. Evet, monitörümüzün kurulumu tamamlandı. Yaklaşık 1-2 dakika sürdü. O kadar bile değildir belki. Tornavidanız varsa 30 saniyede yapabilirsiniz. Benim gibi çakıyla uğraşmayıp. Bir monitörümüze gelmek istiyorum. Burada duvara sabitleyebileceğiniz girişlerimiz var. Dörtlü VESA değil, ikili VESA kullanılmış. Giriş bölümüne geleyim. Bir tane DC güç girişimiz var, bir tane VGA girişimiz, bir tane de HDMI girişimiz var. Gayet yeterli. Arka kısma geldiğimizde de menü tuşlarımız arkasında yer alıyor. Maalesef ben burada bir dezavantaj olduğunu söylüyorum. Çünkü arkadan kontrol etmek gerçekten zor olabiliyor. Alta konumlandırılsaydı daha iyi olabilirdi. Şunu da eklemek istiyorum. Ne kadar kullanıyoruz
bunları. O da meçhul. Çok problem değil gibi. Ama dediğim gibi aşağıda olsaydı artı olabilirdi. Monitörümüzün arka üst kısmında da havalandırma ızgaralarımız var. Monitörümüz eğime sahip. Yukarı 20 derece. Aşağı doğru da 5 derece eğilebiliyor. Bu arada menteşesi biraz sert. Bastırarak yapmanız gerekiyor. Ama uzun vadede gevşeme yapmamasına sebep olur bu da. Bu da iyi düşünülmüş. Ayaklarımız metal. Sallanma testi yapalım. Tabii ki sallanıyor her monitör gibi ama hızlı toparlıyor. Ve son olarak da monitörümüzün 250 kandela parlaklığı var. Monitörümüz gerçekten hafif bu arada. Çok rahat taşıyabiliyorum. İnceliği hafifliğine de yansımış. Şöyle kaldıralım. Evet, şimdi en son ne kaldı? Biraz üşüdüm, üstümü giydim, geldim hemen. Şimdi son olarak tabii ki kasamız kaldı. Kasamızın kutu açılımını da yapalım, sonra oyun testine geçeceğiz. Hoppa! Bu arada kutulama gayet güzel, hiçbir sıkıntısız gelmiş. Yani daha kasayı görmedik tabii de. Diğerleri için hiçbir sıkıntı yok. Evet. Şöyle kasamızı çıkartalım. İlk bir kutu içeriğine bakalım. Bir tane kullanım kılavuzu çıktı. İçi tabii ki Türkçe. Burada resimli olarak her detayı göstermişler. En arkasında da garanti belgesi var. Bu arada bizim eski onur belgelerine, takdir belgelerine benziyor bayağı. Hala veriliyor mu bilmiyorum. 2 yıl garantimiz var. Bir tane de güç kablomuz çıktı. Ve bilgisayarımız çıktı. İçinden parçaların kutuları çıkmıyor. Sanırım kargodan veya yerden tasarruf etmek amaçlı yapılmış olabilir. Şimdi en sevdiğimiz kısma geldik. Jelatin soyma kısmı. Oha, çift kat bu. Bir. Ha, içindeymiş. Sorry mate. Ön tarafı da soyalım. İki. Ve içindekiyle birlikte üç olacak. Hem yıldız torna vidayla hem elle sökebileceğiniz şekilde yapmışlar vidaları. Oo, biraz sıkı ama açılıyor elle. Camımızı söküyorum. Bu arada yine beni şaşırtan bir noktaya geldik. Plastik değil. Yan penceremiz tamamen cam. Şöyle sökelim. Of. Çok iyiydi be. Ağır da bayağı bu arada. Şöyle inanmayanlar için. Plastikte böyle ses çıkmaz ve şöyle yaptığınızda bükülür. Gayet güzel bir şekilde montajlanmış. Bir problem yok gibi. Bu arada kasamızın ön tarafı da tamper cam. Kasa gayet şıkır şıkır duruyor. Evet, şimdi ben bilgisayarımıza oyunlarımızı indireyim. Kurulumlarını falan tamamlayayım. Siz de o sırada bilgisayarın teknik özelliklerini izleyin. Oyun testinde görüşürüz. Sistemimizin teknik özelliklerine işlemciyle başlayalım. Intel Core i5-3470 4 çekirdekli 4 threads bir işlemci kullanılmış. Temel frekansımız 3.2 GHz, turbo ile 3.6 GHz frekansına ulaşabiliyor. 6 MB ön belleğe sahip ve üstünde şıkır şıkır bir işlemci fanıyla geliyor. Ekran kartında AMD Radeon RX 550 kullanılmış. 4 GB GDDR5 bir belleğe ve 128 bit bellek arayüzüne sahip. Ekran kartımızın 1 adet DVI, 1 tane HDMI, bir adet de DisplayPort girişi bulunuyor. Bellek kısmına geldiğimizde Asport markasına ait 8 GB'lık 1600 MHz DDR3 bir RAM kullanılmış. Bu arada toplamda 8 GB, 2 RAM slotu da kullanılmış 4x2 şeklinde. Anakart bölümünde yine bizi Asport markası karşılıyor. H61 DDR3 Intel tabanlı MATX bir anakart kullanılmış. Anakartımız 2 tane DDR3 RAM slotuna sahip. Maksimum 16 GB kapasite ve 1600 MHz frekansa kadar destekliyor. Anakartımız 4 adet SATA 2 slotu bulunuyor. Anakartımızın girişlerinden bahsedelim. 2 adet USB 3.0, 4 adet USB 2.0, 1 adet HDMI, 1 adet VGA, 1 tane de Ethernet girişimiz bulunuyor. Ses çıkışlarımız 7.1'i desteklemekte. Depolama bölümüne geldiğimizde yine Asport markasının 240 GB'lık 550 MB okuma, 520 MB yazma hızına sahip SATA 3 bir SSD'si kullanılmış. Ve bitmiyor, içinden ekstradan oyun severler için 500 GB'lık ve Western Digital Blue serisi 7200 RPM bir hard disk bulunuyor. Yani dilediğiniz kadar oyun yükleyebilirsiniz. Yeterli alan verilmiş. Kasamıza geldiğimizde dikey bir model olan Isoli K4 Night RGB modeli kullanılmış. Kasamız 4 tane RGB fana sahip ve renkleri tek tuşla değiştirebiliyorsunuz. Kasamızın ön yüzünde ve yan penceresinde tamper cam kullanılmış. Güç kaynağında ise Isoli C220 500 Watt 120 mm fan çapına sahip bir güç kaynağı kullanılmış. Son olarak da
güç kaynağımızın herhangi bir verimlilik sertifikası bulunmamaktadır. Bilgisayara bağlamışken size klavye mouse'un ışıklarını da göstereyim. Mouse'umuz bu şekilde. Gayet güzel şıkır şıkır RGB ışıkları var. Hemen ikinci sıradaki tuşa basarak renklerimizi değiştirebiliyoruz. Üstteki tuş DPI tuşu, alttaki tuşta renkleri değiştirmemize yarıyor. Tabii ki bunu makro programından değiştirebiliyorsunuz. En güzel mod bu gökkuşağı modu. Terse dönüyor vesaire veya tek renk olarak da kullanabilirsiniz. Ben RGB'leri gayet başarılı buldum. Klavyemize geldiğimizde de güzel rainbow bir aydınlatma var. Sırayla gökkuşağı renkleri var. FM ve print screen'e basarak efektleri değiştirebiliyorsunuz. Gayet de dolu dolu modlar bu arada. Ve benim favori modum geldi. Ve oyun modumuz var. Bu da gayet güzel olmuş. Aydınlatması ve görüntüsü gayet tatmin edici. Şöyle dediğim gibi sadece Türkçe karakterleri göremiyorsunuz. Ama ufak bir ışık varsa zaten onlar da belirgin. İki ürün de benden güzel not aldı diyebilirim. Evet, videomuzun sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sistem hakkındaki düşüncelerimi söyleyeyim. Evet, gerçekten totalde uygun fiyatlı bir sistem. Genellikle böyle uygun sistemler için bayağı kısarlar bir şeylerden. Ama bu sistemde ben bunu görmedim. Yani şöyle söyleyeyim, genellikle bu tarz sistemlerde sadece 240'lık SSD koyarlar, hard disk koymazlar. Bu düşünülüp ekstra olarak eklenmiş. Zaten muhakkak satın almanız gerekiyor eğer oyuncuysanız. Çünkü 240'lık SSD belli bir kısmını işletim sistemi yiyor vesaire, kullandığınız programlar. 3 tane oyun zor yüklüyorsunuz günümüzde. Gerçekten bunu eklemeleri güzel olmuş. Monitöre diyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten beğendim. Çok hafif. Onun üstüne basa basa söylemek istiyorum ve gerçekten görüntüsü de güzel. Renklerini vesaire beğendim. Bu arada sistemin linkleri aşağıda açıklama kısmında bulunuyor. Eskiden bu sistemin klavyesi mekanik değildi bu arada. Yenilendi. Aşağıdaki ilan görsellerinde farklı görüntüler olabilir ama bu gördüğünüz klavye geliyor mekanik olarak. Başka artısını da söyleyeyim. Mesela RGB ile donatmışlar içini. Ben bu tarz sistemlerde daha RGB'li bir fan görmedim açıkçası. Hep böyle stok ışıksız normal bildiğimiz fan gelir. Bunda onu da eklemişler. Keza kasanın tamper cam olması da küçük ama önemli bir detay. Masrafı arttıran şeyler bunlar. Exos fanımız da RGB. Kasamızda dahili olarak 4 tane fan bulunuyor. Bunun içine Exos fanı da dahil. Yine söylüyorum, çoğu sistemde Exos fanı da koymuyorlar. Bu da bir artı. Şimdi gelelim dezavantajlarımıza. 2 tane dezavantaj gördüm ben. Birincisi, güç kaynağının 80 Plus sertifikası olabilirdi. İkincisi de sistemimizin anakartı gereği çok yükseltmeye müsait olmayan bir sistem. Fakat orta ölçekli performans gerektiren oyunlarda yıllarca sizi götürür. Yani ömür boyu LoL, CSGO, Valorant tarzı oyunlar oynayabilirsiniz. Orta ayarlarda Fortnite, PUBG gibi oyunları da rahat bir şekilde kaldırıyor. Benim testini yapamadığım birçok oynatabildiği oyun da var. Bunun içinde FIFA, PES, işte Truck Simulator var. Var da var. Neyse, kapanışı yapayım artık. Söylediğim gibi bu ürünleri size çekilişle hediye edeceğim. Perşembe günkü videoyu bekleyin. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel bir yılbaşı hediyesi geliyor sizlere. Dediğim gibi toplamda 3 farklı kişi hediye kazanacak. Birinci şu gördüğünüz setup.
paketi alacak. Bence gayet güzel bir yılbaşı hediyesi. İnceleme videosu ve çekiliş videosunu yetiştirmek için çok acele ettim. Atladığım, unuttuğum yerler olmuştur muhakkak. O yüzden affola. Benim atladığım bir yer varsa aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Onları tek tek cevaplayacağım. Umarım hediyeler hak edene, gerçekten isteyene çıkar. Çekiliş videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.